Efendim, Gurbetçi programından merhabalar. Yine yeni bir bölümde farklı bir ailemizle birlikteyiz. Özyanız ailesinin yanındayız. Adem abimizle birlikteyiz. Adem abimiz, eşi, torunu, kızı, damadı ile birlikte yaklaşık bir saat boyunca orduyu, vatan hasretini, gurbeti, buradaki hikayeyi ekranlarda taşıyacağız. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir ettiniz, bu sıcak ortamda ağırladınız. Çok sağ olun öncelikle. Adem Bey, size başlayalım. Sizi tanımak isteriz öncelikle. Evet, Gökhan Bey, bizlere misafir olduğunuz için, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için Altaş TV aracılığıyla sizlere teşekkür ediyorum. Bütün Altaş TV çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program hazırladıkları için, bizim için. Yani biz bugün orduyu buraya getirdiniz ayağımıza. Yani çok teşekkürler. Efendim, Ordu'da neredesiniz? Hangi ilçe? Ordu, kaç yılında buraya geldiniz? Ordu Aybastı Pelitözü köyündeniz. Aşağı yukarı 25-30 senedir buradayız. Yani hikaye bu şekilde. Hikaye böyle. Ömrümüz çalışmakla gidiyor işte, yavaş yavaş. Ömür bitiyor. Ablacığım, sizlere devam edelim. Kendinizi tanıtır mısınız? Buyurun. Ben Adem Özal'ın eşiyim. Almanya'da yaşıyoruz. Size geldiğiniz için teşekkür ederiz. Orduyu tanıttığınız için teşekkür ederiz. İsim soy isim köy öğrenelim. İsim Emine Özcan'ız. Köy Aybastı, Ordu Aybastı, Pelitözü. Böyle. Peki. İşte torunumuza verelim sözü. Tuana, sen tanıttın kendini. Benim ismim Tuana, soyadım Özcan'ız. Köyüm Ordu. Aybastı Pelitözü'nden geliyorum. Peki Tuana, şimdi sen burada doğup büyüdün değil mi? Evet. Ama çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Ben seni tebrik ederim. Hani sanki Türkiye'de doğup büyümüş gibisin aynı. Aileni de, seni de ayrı tebrik ediyorum. Bu yüzden biz çok mutlu olduk. Çünkü çocuklarımızın orduya bu kadar bağlı olduğunu görünce, Türkçeyi bu kadar güzel konuştuğunu görünce çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Peki aslında daha detaylı konuşacağız. Annene verelim mikrofonu. Efendim, sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben Gülcan Özyanız. Aynı şekilde Aybastı Pelitözü'nde. Böyle. Abimize verelim mikrofonu. Siz de Aybastı yanılmıyorsam sizi de tanıyabilir miyiz biraz? Teşekkürler. Ben Ercan Özyan, ailenin damadı. Ben de Ordu Pelitözü mahallesinden geliyorum. 16 yıl oldu. Halen yeni gibi oluyor. Öyle hissediyoruz. Peki şimdi biraz hikayeyi detaylandıralım. Adem abi, nasıl tanıştınız? Buraya gelen serüven nasıl oldu? Biraz anlatmanı isteyeceğim. Herhalde orada tanıştınız öncelikle. Tanışmayı anlatalım mı? Yenge, müsaade var mı? Tanışma. Aynı köy, aynı şehirden zaten. Bir mahalledeniz böyle. Tanışma köyde oldu işte. Köyde biliyorsun, köyde tanışmalar nasıl olduğunu söylememe gerek yok. Yani İstedik birbirimizi, sevdik, evlendik, çoluk çocuk, yani hayat böyle size. Yani iyi ki de evlenmişim diyorum. Bir daha evlensem, dünyaya bir daha gelsem yine hanımımla evlenirim. Teşekkür Allah razı ederim. Olsun, bize her türlü elini üzerimizden hiçbir zaman çekmedi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bizden fazla ilgilendi. Biz biliyorsun, erkekler o kadar olmuyor. Peki Adem abi, şunu sorayım. Şimdi insanlar aslında Türkiye'den baktığınızda şunu görüyorlar. Maalesef şunu görüyorlar. Hani yok euro değerli, yazın geliyorlar, rahat tatil yapıyorlar ama biz burada şunu gördük. Siz gecenin 3'ünde işe başlıyorsunuz. Gün boyu belki 2 var diye çalışıyorsunuz. Bize burada bir gün anlatır mısınız? Burada para kazanmak kolay mı? Ya şimdi Türkiye'den İnsanlar öyle düşünebiliyor ama onlara da ben hak veriyorum. Ama burada görüyorsun Gökhan, burada para kazanmak gerçekten çok zor. Ben önceden 2018'e kadar 10 sene montajda çalıştım. Çantamı sırtıma alıyordum, ekmek çantasını yeme.
Yemeden akşam geri geliyordum. Öyle çalışıyorduk yani. Sabah 7'de çıkıyordum, akşam gece 11-12'de, bazen 24 saat o iş bitene kadar çalışıyorduk. Yani para kazanmak böyle yani. Burada kolay değil. Almanya, yani Almanya'nın ismi var. Yani burada da olmuş bir bir litre ya 5 euro. Yani dizelin litresi olmuş 2.20. Yani geçim öyle kolay değil yani. Yani tabii ki insanlar öyle düşünüyor Türkiye'den. Biz de istiyoruz ki ben şimdi bana köyümü verin. Benim köyümde olsam orada yaşasam benim için dünyaya bedel. Ama orada Türkiye'den buraya bakanlar için farklı. Yani bizim için de orası farklı. Ablacığım sen şunu sorabilirsin. Mikrofon alabilirsem zahmet olmazsa. Aybars'ta doğdunuz, büyüdünüz ve evet. Bir süre sonra buraya geldiniz ve yıllardır da buradasınız. Ben 93'te geldim Avusturya'ya. Zorlandınız mı ilk geldiğinizde? Yani dil yok, yabancı bir ortam nasıldı? Tabii ki zorlandık. Ben ilk gelişim Avusturya oldu. 2 sene yakın orada kaldım. Abimle eşim getirmişti ben oraya 3 aylıkla. Geri göndermediler. Şeylerle olmadı işler. Oradan Almanya'ya geçtim. Eşim Almanya'ya getirdi. Tabii ki zorlandık. Dilinden sana bakıyorlar, gülüyorlar. Hani her şeyde zorlanıyorsun. Hepsinde zorlanıyorsun. Ben hele hiç unutmam. Avusturya'ya ilk geldiğimde elektrikli merdivenleri ters binmiştim. Bu, senin biraz önce eşime sorduğun gibi hani Almanya çok imreniyorlar ama ben bu gece saat 5'te temizliğe gittim. Temizlik yaptım geldim. İşte bunu bilmiyorlar. Onu bilmiyorlar. Onlar da doğal olarak haklı görüyorum bir yandan. Neden dersen biz senede bir sefer gidiyoruz. Hani süsleniyoruz, paramızı ayarlıyoruz. İzine gideceğiz. Onu da boğazınızdan arttırarak ayarlıyorsunuz. Aynen. Hani onlar da sanıyorlar ki orada yaşamları da hep öyle. Öyle değil. Ben bu gece saat 5-6'da geldim. Yani temizlikteydim mesela. Oğlanın şeyini temizledim. Evet. Öyle. Tablo bu. Şimdi Tuhan'cığım seni konuşturalım biraz. Sen burada şimdi okula giriyor musun? Kaçıncı yılda başladı okul? Ben şu an ortaokula gidiyorum ve 5. sınıftayım. 5D sınıfındayım. Sınıfında Türk arkadaşların var evet, mı? Ordulu var mı? Yok ama Karadenizli var. Karadenizli var. Evet. Peki nasıl eğitim buna? Ne öğretiler mesela size? Hangi derse görüyorsunuz? Şu anlık dersler. Ders konularımız şimdi şöyle. Mesela matematik var, Türkçe de var. Bizim burada Türkçe dersi de veriyorlar çocuklar için. sonra Almanca dersi var, İngilizce dersi var. Felsefe var. Fizik var. Kimya. Tamam felsefe et kundolu. Türkiye'ye göre bir tık daha fazla. Yani eğitim biraz daha. Bir de benim gittiğim okul Almanya'da burada 3 okul hani birinci okul en aşağıda yani en kötü notları olan çocuklar gidiyor. Bir tık daha iyi olan çocuklar bir üst okula gidiyor. Çok iyi olan çocuklar onun bir tık üstüne gidiyor. Ben o hepsinden yükseğine gidiyorum. Maşallah sana. Türkiye'deki süper lise. Fen lisesi, normal lise gibi. Aferin sana Tuhan'a. Peki annene verelim mikrofonu. Gülcan Hanım size biraz şunu sormak istiyorum. Pilatözü, Aybars'ta sevdalı bir anne baba var. O size nasıl yansıdı? Sürekli gider miydiniz orduya? Şöyle ben kendim de köyümü sevdiğim için 9 yaşımda geldim. 9 yaşımda geldim ama 9 yaşımda geldiğim zaman büyük bir insanmış gibi geldim. Çünkü ha, şöyle sizinki şöyle oldu çok özür dilerim. Anne baba önceden gitti siz sonradan geldiniz. Ben bunları sonra getirdim. Nasıldı o süreç? Anne babasız geçen yıllar. Siz hani gurbetçisiniz ya. Hani gurbetçiler rahat diyorlar ya. İşte ana evinden ayrılır mı? Ayrılmış. Nasıl geçti o yıllar? Biraz anlatır mısınız? Kötü. Yani ben kardeşlerimin en büyüğüyüm. Babaanne dede bakıyor. Anneanne dede bakıyor. Hep
el elinde büyüyorsun. Anne baba olmadığı için ben de kardeşlerimin en büyüğü olduğum için ben 35 yaşındayım. Kız kardeşim 33. Erkek kardeşim 31 yaşında. Ben otomatikmen anne oldum. Ondan sonra orada okula gittim. 4. sınıfa kadar. İlkokula. 3. sınıf sona kadar daha doğrusu. Ondan sonra buraya geldim. Burada devam okudum. Direkt 1,5 sene sonra anaokul 4'ten sonra devam ettim. Hiç şey oldu mu mesela şu anne babayı aradığınız? Hani, yanımızda olsaydı keşke dediğiniz hani onların başınıza olmasına belki ihtiyaç olduğunuz zamanlar oldu mu? Hani keşke olsaydı da başımızdan sevseydi bizi diye. Ya çok oldu. Çünkü biz annemiz babamız olmadığı için çok hırpalandık. Etraftan işte anne yok, baba yok. Ve sen çocuksun. Bir yandan da ablasın, annesin ama kardeşlerini ezdirmek istemiyorsun. Ama bu şekilde kendin daha çok eziliyorsun. Mesela ben 9 yaşımdayken bizim orada ırgat diyorlar. Hani tarlaya, çalışmaya, ne bileyim vesaire bu tür işlere çok gitmişimdir. Rahmetli dedelerim mesela hani hayvanlarla hep, yani çocuk değildim ben. Yani büyük bir ergen ya da 18-20 yaşlarındaki bir insandım. Hani çocukluk diye bir şey yoktu bizde. Hep işte onun bunun çocuklarının kavgalarıyla, işte annesi yok, babası yok, işte bırakmasalarmış, siz de gitseydiniz vesaire. Bizim çocukluğumuz hep böyle geçti köyde. Geldiniz peki Avrupa'ya, birleştiniz. Evet. İlk heyecanlandınız, haber aldığınızda ne duydunuz mesela? Annem babamın yanına gidiyorsunuz diye duydunuz. Annem neyse, beni bir seferinde, annem bizi köyü çok arıyordu, anneanneleri. Ben birkaç defa telefona gelmemiştim. Küsmüştük aynen. Telefona gelmemiştim ve bizi bir daha aramamasını söylemiştim. Hiç unutmuyorum. Ama halbuki onlar sizin için çalışıyordu. Evet tabii. Ama tabii çocuk olduğunuz için sizin farkına dediniz. Aynen tabii ki. O zaman çocuğuz. Belki hani eşten dosttan hani oradaki akrabalarımızın çocuklarından falan o hırpalamalar hani iğneleyici sözler olmamış olsaydı belki de hani o anda o soğukluk olmazdı. Biz ilk zaten Frankfurt'a geldik. Darmstadt'a biz uzun bir süre anne baba demedik çocuklarla. Hep bir soğukluk vardı. Yani 1-2 sene böyle bayağı bir soğukluk oluştu. Ama daha sonra tabii ki insan gördüğü zaman işte anne baba kendi çocukları için çalışıyor. Bizi getirmek için uğraşmışlar, etmişler falan. Ama dediğim gibi çocuk aklı olduğu zaman bir de çocuksun ama bir yandan da büyüyorsun. Yani yaşın küçük ama aklın büyümesi gerekiyor. İki kardeşin var. O zaman insan farklı idrak ediyor. Hani farklı düşünüyor. Ve şunu söyleyeyim. Bu hikaye tek sizin hikayenizde birçok ailede var. Hangi grube çeksek aynı hikaye var. Bu çocukların yaşadığı durum yani aynı ailede var. 9 yaşında işe getirdim, bıraktım. Ben mecbur işe gitmek zorundaydım. Çalışmak zorundaydım. Bu kardeşlerin okula yollardı. Evin yemeğini yapardı, temizliği yapardı. Her şeyi yapardı. Evet. Abi biraz da sizi dinleyelim. Sizin buraya geliş hikayeniz nasıl oldu? Kaç yılında gerçekleşti? İlk başlarda zorlandınız mı? Şu an tablonuz? Ben öncelikle zorlanma olarak halen devam ediyorum. Yani burada okula iş yetişmiş bir genç gibi olmuyor. Yine bir hayat mücadelesi koşturuyoruz tabii ki de. Buraya gelme eşim ben önceden de tanıyordum. Ama buraya gelmenin de ben Afganistan'daydım. Yine bir firmalar aracılığıyla mahsulesinde çalışıyorum. Tanışıyorduk ailelerle dahil olmasıyla. Oradan yıllık izne geldiğimde öyle bir tekrar işin ciddiyeti ortaya çıktı. Öyle bir nişan döndü, devam etti. Oradan direkt buraya geçmiş oldum. Yani, şunu soracağım. Mesela biz anne ya da babanın Türkiye'den geldi yani 20-30 yıl, gerçi burada iki anne de baba da Türkiye'de yaşamış uzunca süre. Tuana'yı aslında bu kapsamıyor ama mesela burada doğmuş anne, baba o Türkiye'den geliyor. 20-30 yıl orada yaşamış ve onların çocuklarının Türkiye'ye daha bağlı olduğunu görüyoruz. Sizce de öyle mi? Çünkü annesi ve babasının Türkiye'de yaşanmışlığı var ve oraya çok gitmek istiyor. O çocuğa da olumlu yansıyor. Böylelikle çocuk daha fazla memleketine düşkün oluyor. Ya şimdi az önce de söylemiştim. Burada yetişmiş gençler buradakiler birbiriyle evlendiği zaman farklı şehirlerden oluyor. Hani Türkiye'ye, Antalya, şurada, bu tür yerlerin tatilleri tercih ediyorlar. Genelde hepsini kastetmiyorum tabii ki. Ama ben
memleketine bağlı olmasını istiyor. İşte akrabalarıyla tanışsın, kaynaşsın düşüncesi oluyor. Genelde de güzel şeyleri göstermeye çalışıyoruz. O zaman çocuklar tabii ki seviyor. Bir kültürün kaybolmaması açısından. Çünkü Almanya, gerçi Türkiye'nin büyük şehirleri de böyle oldu. Karışık bir toplum ortaya çıktı. Melez bir toplum. Her ırktan insanlar var farklı kültürlerden. Sonradan gelen veya burada doğup büyüyenler. Bir Alman çocuğu ya da bir Türk çocuğu Alman gibi ya da Türk gibi yetişiyor diyemem. Hepsi ortak bir kültürü oluşturuyorlar. Dünya kültürü diyelim bu şekilde ama biz kendi aralarımız ülkemizde olduğu için daha çok bir şekilde her sene götürmeye çalışıyoruz. Güzel yerlerini göstermeye çalışıyoruz. Ailelerimizle tanıştırmaya çalışıyoruz. Bunlar bir etken. Tabii biraz da çocuğun duygusallığıyla da alakalı bir durum. Şükürler olsun bizimki fazla duygusal aileye, çevreye. Ne mutlu. İyi gidiyor. Teşekkürler. Adem abi, gurbetteki en acı anını sorsam, hani belki bir yakınınızı kaybetmişsinizdir veya başınıza farklı bir olay gelmiştir. Sizi gurbet hayatınızda üzen, en fazla üzen olay hangisiydi? Şimdi birçok üzen şey olmuştur ama ben en fazla beni üzen şey arkadaşımı kaybettim, kardeşim, abi. Abim değildi benim yani. Arkadaştık biz. O çok beni yani. Tabii ben iki tane amcam vefat etti, kaybettim. Amcamlar da öyleydi ama abim hala şu an bile tüylerim. Amcanızın oğlu muydu? Abim. Kendi abim. Öz abim. İki tane de amcam vardı benim. Ekizdi. Onlar da genç yaşta vefat ettiler. 55 yaşlarında falan. Abim de öyle. Ama ne bileyim, abim daha böyle beraber arkadaş gibi büyüdük. Biz abimle kardeş gibi değildik yani. Onu kaybetmem daha böyle bir çok zor geldi bana. Unutamıyorum. Burada izine gittim. Teşekkür ederim. İzine dönüşte bir hafta izinim vardı. Geldim, izinimi burada kullanırım diye kullanmadım Türkiye'de. Abim bir hafta sonra vefat etti işte. İki gün sonra pardon, vefat etti. Yani bilsem ben izinimi doldururdum. İzinim olmasa bile hiç gelmezdim yani. Abimi o son anında bile görmek isterdim. Yanında olmak isterdim. Öyle oldu yani. Ablacığım, size sormak istersem eğer gurbetteki en acı anınız hangisiydi, hatırladınız? Ben Avrupa'ya geleli babam rahmetli oldu. Kaynanam oldu. Kaynanam tam burada. Ama bunu abisinin oğlu inşaattan düştü 7. katta. Amcam oldu, bunun babası öbür amcam oldu. Ama en çok beni yıpratan babam öldü. O halde ben babama çok düşkün bir insanımdır. En çok Cihan yıprattı beni. İyi yani. 7. kattan düştü İstanbul'da. Haberini aldığınızda? Buradan aldık haberini. Allah mekanı cennetesine inşallah. Bu oldu. En çok oldu. Gençti. 31 yaşındaydı. Allah mekanı cennetesine inşallah. Tuğana devam edelim. Tuğana'cığım biraz toparlansın. Ablacığım ses ol. Benim de çok oldu ama hani bazısı özel, öyle söyleyeyim. Ben en çok babaannem üzüldü. Yani benim için en acı oydu. Ayrı diğeri. O büyüttü bizi çünkü. Anneannem de tabii ki ama anneannem sağ ama Allah uzun ömür versin inşallah. Babaannem yeri başkaydı. Yani benim için en kötüsü oldu tabii ki. Sonra amcam, vefat eden oğlu kuzenim. Aslında şöyle bir durum var. İnsanın tabii ki en yakınları vefat ettiği zaman çok kötü. Ama sen gurbette olduğun zaman tanıdığın herhangi biri dahi vefat etsin, uzakta olduğun için onun acısı bile çok kötü. Çünkü bazen oluyor, gitsen gidemiyorsun.
kolun yerişmiyor, hani elin uzamıyor. Gurbetin en kötü tarafı bu mesela. Ya tabii ki insan hani acılarda da mutluluklarda da sevdikleriyle birlikte olmak istiyor. Bazı hayatın bazı gerçekleri var. Türkiye'de de olsan başka bir şehrinde olabiliyorsun, bulunamıyorsun o anda yanlarında. Bunu bazen kabullenmek gerekiyor. Ama en çok bilmiyorum da yani memlekete gittiğimde daha çok böyle eski gittiğin yerlerde o eski arkadaş ortamı falan kalmıyor. Yani onlar biraz sıkıcı. Şimdi duygulandık, gözyaşları döktük. Biraz mutlu yerlere geçelim. Biraz güzel konulara geçelim. Adem abi senle başlayalım. Ordu denilince aklınıza gelen ilk üç şeyi soruyorum. İlk üç şey nedir ordu denince aklınıza gelen? Fındık mı diyeyim? Bir, fındık. Köyüm diyeyim. İki. Ordu diyeyim. Orduyu çok seviyorum. Gel başka bir şey ordu zaten denince. Yayla, Perşembe Yayla. Yayla, okey, Perşembe Yayla. Ben de Resteli Devri'ni biliyorsunuz. Türkiye yani. Sadece ordu değil, Karadeniz'in turist aradığımız bir noktası. Fındık diyeyim. Fındık bir. Turşu diyeyim. İki. Lahana diyeyim. Fındık. Bir. Perşembe Yaylası. İki. Aybastan. Üç. Perşembe Yaylası nasıl peki? Gittiğinde hep uğruyor musun? Yani o Menderes'leri gördüğünde ne hissediyorsun? Uğrarım. Fotoğraflarını çektiriyor musun Menderes'i? Evet. Peki arkadaşların görüyor mu buradan? Burası neresi falan diyor mu? Menderes'leri gördüğünde, yaylayı gördüğünde. Hani Türk olsun, Almanya olsun. Resimleri birine gösterdiğiniz. Hani arkadaşların resimleri gördüğünde burası neresi falan diye soruyorlar mı sana? Soruyorlar. Sen de tanıtıyorsun tabii Perşembe Yaylası. Evet. Peki. Ablacığım size dönelim. Yani aslında hepsini söylediler ama ben sadece köyüm derim yani. Köy bir, iki tane daha biz aldım. Dereleri, onu söylemediler. doğası. Yağmur. Bir. Sis. İki. o sakin, dingin bir hayat var. Böyle özellikle akşam üzeri olunca hafiften yağmur çiseliyor böyle. Akşamlar oturunca çok güzel oluyor. Yani zaten sıcağı İstanbul gibi yerlerde görüyorsun, Antalya gibi yerlerde. Bu insana ayrı bir huzur veriyor. Kafanı dinliyorsun. Çok iyi geliyor. Bir 4 saat uyumak, buralarda 10 saat uymaya bedel yani. Üstelik sakinliği diyelim son. Evet. Efendim burada kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Şimdi Adem abi, yılda ne sıklıkla oraya gidiyorsunuz? Hani fırsat bulabiliyor musunuz ve gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Şimdi ben son 2-3 senedir gitmiyorum. Gitmedim izine. Gidemiyoruz yani. Bizim iş yerimiz var abi. Yapılmayacak bir iş ama işte yapıyoruz. Ne yapalım, hayat mücadelesi. Ama gittiğim zaman bana desen ki Antalya mı, Ordu mu? Ordu. Çok özlüyorum. Ordu'ya gidiyorum yani. Ordu'yu seviyorum. Perşembe yaylasına gidip... Neyse, bunu keseriz. Bence kesme. Aynen öyle işte. Yani... Pekala, çok teşekkür ederim. Ablacığım, siz ne sıklıkla gidiyorsunuz? Gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Yani eşimden biraz fazla gidiyor. Adem abi, sınıfta kaldım burada. Öyle her fırsatı bulduğumuz zamanlar müsait olabilirsek gidiyoruz yani. Ne yapıyorsun Nisa abla? Gittiniz, köye mi gidiyorsunuz? Bir gününüz nasıl biz, geçiyor? Biz İstanbul'da pek fazla kalmıyoruz. Bir hafta, ondan sonra köye gidiyoruz. Köye gidiyoruz, evet. Temiz hava, kısacası temiz hava. Tuana, sen ne yapıyorsun? Ne zaman? Mesela oraya gittin. Bir hafta tatiliniz var. Annen, baban, dedenle. Bir misal vereyim. Burada bizim yaz mevsiminde yaz tatilimiz aslında 4 hafta, yani 1 ay. Ama bizim okullar 2 hafta da veriyor. Yani toplam sayıda 6 hafta oluyor. Ve babamın, annem şu an çalışamıyor. Babamın iş yeri çoğunlukla aslında bir ay veriyor. Ama bu sene mesela 3 hafta verdiler. 4 hafta verirlerse, 4 hafta gittiğimizde Türkiye'ye, mesela 2 haftasını falan İstanbul'da geçiriyoruz. O öbür 2 haftasını ya da 1 haftasını Ordu'da geçiriyoruz. Ne yapıyorsun Ordu'da peki? Yaylalara gidiyoruz. Aybastı çarşısına gidiyoruz. Bu sene kendime köpek aldım yayladan. Peki yaylada hiç deden, baban, annen, sınırlar mangal yapmıyor mu? Oranın eti de meşhur. Yapıyoruz. Nasıl? Etini anlıyorsun, lezzetli mi? Bizim gittiğimiz ormanın ismi neydi? Aybastı Kent Ormanı. Aybastı Kent Ormanı'na gideriz. Orada mangal yapıyoruz. Peki. Alıcım, size dönelim. Siz ne sıklıkla gidebiliyorsunuz ve gittiğinizde bir gününüz nasıl geçiyor orada? Aslında senede bir defa, bazen iki defa da olabiliyor ama çok nadir. Senede bir defa gidiyoruz. 4 hafta en fazla gidebiliyoruz. O 4 haftaya Türkiye'de gitmek istediğimiz her yeri sığdırmaya çalışıyoruz diyeyim. Biz genelde köyde en az bir hafta 10 gün kalıyoruz. Hatta bir defasında 15 gün kalmıştık. Eşim de köyü sevdiği için, hani ben de. Bir de biz daha çok şimdi, önceden hani çocuk olmadığı zamanları kendi borun ötüyor. Ama çocuk olduktan sonra... her şey ona yönelik oluyor. Yani artık anne babanın değil de çocuğun borusu ötüyor bir şekilde. Bütün kuzenleri, bir tane görümcem hariç, o Münih'te. Gerisi hepsi İstanbul'da olduğu için köye de gittiğimiz zaman muhakkak işte kayınlarımın veya da görümcemin çocuklarıyla falan aynı zamana denk getirmeye çalışıyoruz. Hatta bazen birkaç tanesini alıp köye götürüyoruz, birlikte oynasınlar veya da onlar geliyorlar bizimle köye birlikte. Ailesini tanıması açısından, kuzenleriyle daha iç içe olması açısından, daha milliyetçi olması açısından köyümüzü de seviyoruz. O yüzden köyde zaman geçiriyoruz. Birkaç gün İstanbul'da tatil, birkaç şehir geziyoruz. Ondan sonra tekrar buraya geri. Maalesef kısa oluyor ama bir aya her şeyi sığdırmak zorunda kalıyorsun. Köyde evin var, oraya gitmek istiyorsun. İstanbul'da evin oluyor, oraya gidiyorsun. İşte başka bir şehirde oluyor. Birkaç defa mesela diyoruz, halalarımız var, Ankara'dan gidelim. Hani hep bir yerlere uğraya uğraya, başka şehirlere göre göre bir nevi öyle zaman geçiyor. Ama 4 haftaya sığdırdığın
o izin zamanı aslında yani 2 ayda yapabileceğin şeyler. Ama zaman açısından hepsini 2 gün 3 gün öyle yapmak zorundayız yani. Peki, teşekkürler. Abi size sormak istiyorum. Ya, memlekette yaylaları zaten geziyoruz. Köyümüzde artık gençler de var da genelde yaşlı insanlarımız kaldı. Onları görmeye çalışıyoruz, halin hatırını sormaya çalışıyoruz. İşte Fas, Aybast, Ordu, Boztepe öyle her gün ayrı bir yerlere dolaşmaya çalışıyoruz. Yani yine sizin de dediğiniz gibi bizim oranın kuzuları meşhur. Yani güzel bir bayram ediyoruz. Sonra balık tesisleri falan var. Onlar değişik değişik. Yani bu tür şeyler genelde. Evet. Teşekkürler. Şimdi son sorum artık. Sonra kamerayı size bırakacağım. Ama onun öncesinde malum bir pandemi dönemi yaşadık. Şu an Rusya-Ukrayna savaşı var. Tüm dünyada Türkiye'de hissedilen bir ekonomik enflasyon var. Enflasyon arttı, fiyatlar arttı. Almanya'da tablo nasıldı? Bundan önce nasıldı? Pandemi ve savaşla birlikte nasıl oldu Adem abi? Valla pandemiden önce çok iyiydi Almanya. Yani ne bileyim. Yani bir şimdi önceden aldığın 2 liralık şey şimdi oldu 5 euro. Yani evet, hayat tamam. Yani enflasyon olmaz olur mu? Hem de yani şimdi çoğu diyor ya Türkiye'de enflasyon işte şu kadar bu kadar. Burada da çok. Burada da fazla. Şimdi ben gidiyorum 50 euro veriyorum. 20 litre mazot alamıyorum. Yani enflasyon nerede? Burada yok mu? Önceden şimdi, 50 alıyordunuz ama. Tabii 50-60 euroya depoyu dolduruyordun. Şimdi çeyrek bile yapamıyorsun depoda. 50 euroyla. Gidiyorsun bir yağ alıyorsun. Bir litre yeme yağ. 5 euro. Bir zamanda bulamadık zaten. Şimdi biraz var. Yani içtiğimiz, yani yediğimiz her şey para. Yani zor geçim Almanya'da çok zor şimdi. Yani pandemiden insanların maaşı aynı, ödediği 2 katına çıktı. Yani geçinmek zor Almanya'da. Çok zor. Ablacığım siz nasıl yiyorsunuz? Siz bir de özellikle evde yemek yapıyorsunuz. Evin evet. O ihtiyacını sipariş ediyorsunuz. Eşimin söylediği gibi çok zor gerçekten. Hani maaşlarda zam yok. Ne bileyim nasıl anlatayım, bir alışverişe giriyorsun, her istediğini alamıyorsun. Birini alıyorsun, 5'ini bırakıyorsun. Bizim aldığımız 20 centlik tuz 79 cente çıkmış. En basit bir örneğe. 3 katı, 4 katı. Evet, çok zorlanıyoruz. Çok yani önceki Almanya'dan eser yok. Tamam, önce de bizim için dilden, şundan, yabancılıktan çok zorluklarımız vardı. Ama bu son 4 senedir daha çok sonu, çok son oldu yani. Zor oldu. Ablacığım siz uzatalım. Siz nasıl görüyorsunuz pandemi öncesi ve sonrasını ekonomi olarak? Pandemi öncesine kadar yine hani bir nevi iyiydi. Hani kötü denilemezdi. Ama pandemiden sonra yani 3. Dünya Savaşı ama silahsız. Öyle söyleyeyim. Her şey pahalandı. Mesela işte enflasyon %10 arttı da şöyle böyle yalan. Yani haberle aynen yalan yani %100 yalan haddinden fazla pahalandı. Hani Türkiye ile aynı durumdayız gibi. Türkiye'de de mesela aynen hani mesela yağımız yoktu. Haftalarca yağ üretimi yapılmadı, gelemedi. Yağın çünkü çoğu mesela Ukrayna'dan geliyordu. Un yok. Evet tabii. Birkaç ay bu böyle devam etti mesela. En sonunda babamın iş yeri olduğu için bir kartı var. Büyük yerlerden gidip yağ bulabildik hani. Ama pandemiden sonra Almanya çok değişti yani. Hani şöyle derler ya, bu saatten sonra Almanya'nın gelenin aklına şaşarım. O dereceye geldik yani. İyi değil, eskisi gibi değil yani. Ama bir şekilde herkes yani geçimini sağlıyor iyi veya kötü. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Abi siz nasıl görüyorsunuz? İş dünyasındasınız bir de. Tablo nasıl? Ya bence şu anda ekonomik olarak dünyanın bütün ülkeleri aşağı yukarı aynı şartları yaşıyor. Ama
İster istemez biz genelde Türkiye ile kıyaslıyoruz maalesef. Oradakiler de soruyor bunu. Türkiye'nin önde olduğu çok konular var. Sağlık sisteminde olsun, iletişimde olsun. Tabii ki özellikle Almanya ağır sanayide bayağı bir ileride olduğu için avantajları halen var. Ne kadar duraksasa da genelde ülkeler böyle oluyor. Bir yükseliyor sonra duraksıyor. O normal. Eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz artık. Çalışan çalışmayan genelde eşit seviyeye geliyor. Emekli hakkı olan olmayan genelde insanlar normal sıradan bir hayat sürsün amacı mı var bilemiyorum artık da. Yani çok da farklı şartlarda yaşamıyoruz biz Türkiye ile. Bakalım ileride ne yapacağız. İnşallah Türkiye de düzelir, burası da düzelir. Artık dünya tek bir ülke haline geldi. Benim buranın tek bir farkı sadece trafikle hastane. Başka hiç farkı yok. Evet. Burada hastane, trafik düzenli. Başka hiç farkı yok. Peki Ozan abi, son olarak Adem abi mikrofonu sana bırakıyorum. Buradan kamera senin, orduya. Buyur abi, tutun evet. Mikrofonu. Orduya ne söylemek istersin? Buyur abi. Orduya ne söylemek isterim? Öncelikle size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Altaş TV'ye teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir fırsat sunduğu için. Türkiye'deki bütün akrabalarıma ayrı ayrı selam gönderiyorum, öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden. Ne diyebilirim başka? İşe devam. Teşekkürler. Ablacığım buyurun, şöyle devam edelim. Kamera sizin, orduya ne söylemek istersiniz? Akrabalarınız olur, memleket olur, başka yer olur. Orduya çok selam yolluyoruz. Size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. İnşallah yazın görüşürüz diyoruz. İnşallah. Evet Tuana, sen ne söylüyorsun? Ben kuzenlerimi, akrabalarımı öpüyorum. Hepinize orduya selamlar. Sen de selam olsun orduya. Akrabalarıma, eşime, dostuma, tanıdıklarıma selam gönderiyorum. Herkesi öpüyorum buradan. Karadenizli olmaktan ve ordulu olmaktan sonsuz derece gurur duyuyorum. Siz de bitirelim. Kamera sizin. Buyurun. Şimdi öncelikle bizim Peltözü mahallesinde yaşamaya devam eden insanlara teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. Oraya gittiğimiz zaman çok daha rahat hissediyoruz kendimize. Onlar orada bulunduğu için bizler çıkmak zorunda kaldık. Özellikle onlara çok selam göndermek istiyorum. Sonra Türkiye'de annem, abilerim, ablam, yeğenlerim ve diğer bütün akrabalarım buradan öpüyorum. Hepsini çok seviyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Efendim, Özcan'ın ailesinin misafiri olduk. İlk bölümde, ilk partta biraz daha fazla gözyaşları olsun, duygusal. İkinci bölüm daha eğlenceliydi. Buradaki bir ailemizin hikayesini ekrana taşıdık. Almanya geliş hikayeleri, burada bir günleri, geçmişte bugünün değerlendirmesi ve vatan özlemini konuştuk. Bir başka bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.